Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. ünite MEB'in yayınladığı beceri temelli soruların çözümünde 1. bölümle beraberiz. 1. soruyla devam edelim hemen. 1. soruda arkadaşlar aşağıdaki şekillerde bazı canlılarda gerçekleşen olaylar gösterilmiştir diyor. Olaylara bakıyoruz hemen. Paramesyum, hidra ve kertenkele. Canlılarda gerçekleşen bu olaylarda durumlarından hangileri ortak olarak görülür diyor. Paramesyumda resimde gözlemlediğimiz olay bölünerek üreme şeklidir. Paramesyumda gördüğümüz. Burada tek hücreli bir canlının bölünerek çoğaldığını gözlemliyoruz. Hidra'da gözlemlediğimiz olay ise tomurcuklanarak üremedir. Canlı sayısında, paramesyumda olduğu gibi canlı sayısında bir artış vardır Hidra'da da. Ve vücudunun bir bölümünden çıkan bir tomurcuktan yeni bir canlı oluşumunu gözlemliyoruz. Kertenkelede gördüğümüz olay rejenerasyondur. Resimde gördüğümüz kertenkelenin kopan kuyruğu, kuyruğun tekrar yeniden oluşmasını gözlemliyoruz. Fakat biliyorsunuz ki arkadaşlar rejenerasyonu kendi arasında iki gruba ayırıyoruz rejenerasyonu. Bir rejenerasyonla üreme, diğeri rejenerasyonla yenilenme olayıydı. Burada kertenkelede canlı sayısında bir artış göremiyoruz. Sadece kertenkelenin kopan kuyruğunun tekrar yerine geldiğini gözlemliyoruz. Bu durum bize rejenerasyonla yenilenme olduğunu gösteriyor. Buna göre her üçü içinde ortak olan seçeneğe baktığımızda bir numarada bize tek bir atadan yeni canlılar oluşması diyor. Buna tek bir atadan yeni canlı oluşumu var. Tek bir atadan yeni canlı oluşumu var. Fakat burada tek bir atadan yeni bir canlı oluşumu yok. Yenilenme gözlemlediğimiz için hayır diyoruz buna. Döllenmenin meydana gelmesi demiş. Yukarıda gözlemlediğimiz olaylar eşeğsiz üreme çeşitleri paramesyumda ve hidrada gözlemlediğimiz eşeğsiz üreme çeşitleriyken burada kertenkelede temeli mitoz bölünmeye dayanan bir rejenerasyon olayı gerçekleştiği için bunu da üçü için ortak alamıyoruz. Üçüncüde ise hücre bölünmesinin gerçekleşmesi demiş. Evet, burada gözlemlediğimiz olay mitoz bölünme. Burada gözlemlediğimiz olay mitoz bölünme. Burada da kuyruğun oluşumunda gözlemlediğimiz olay mitoz bölünmedir. Üçü için de ortaktır. A seçeneği için üçü için ortak diyemeyiz. B seçeneği için üçü için de ortak diyebiliriz. C seçeneğinde de diyemeyiz. D seçeneğine de diyemeyiz. Bu nedenle cevabımız arkadaşlar B seçeneğidir. Devam edelim. İkinci sorumuzda bir öğrenci eşeğsiz üreme ile ilgili bir araştırma yapmak istiyor. Bunun için yandaki menekşe bitkisinden alınan bir yaprağı suda bir süre bekletip köklenmesini sağlıyor. Köklenmiş yaprağı ana bitkiyle aynı koşulları taşıyan bir saksıya dikerek gelişimini gözlemliyor. Bakalım ana canlıdan alınan bir yaprak var. Suda bekletiliyor. Köklendikten sonra toprağa ekilerek ana canlıyla birebir aynı şekilde canlı üretildiğini gözlemliyoruz. Öğrenci gözlem sonuçlarına göre eşeğsiz üreme ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir diyor. Hemen ulaşabilir kelimesinin altını çiziyoruz. Canlı çeşitliliği oluşturmaz demiş. Evet, ana canlıdan alınıp yaprağın köklenmesinden sonra gerçekleştiği için canlı çeşitliliği oluşmaz. Çünkü temeli eşeğsiz üremeye dayanan bir üreme şeklidir diyoruz. Canlılarda görülen farklı türleri vardır diyor. Buradaki deneyde canlılarda görülen farklı türleri olup olmadığını gözlemleyemiyoruz. Genellikle basit yapılı canlılarda görülür demiş. Yapılan bu deneyden de bu sonucu çıkaramayız. Eşeğli üremeye göre daha kısa sürede gerçekleşir diyor.
Burada da herhangi bir gözlemimiz yok bu deneyde bu durumla ilgili. Çünkü bu bitkilerde görülen eşeğsiz üreme şekli olan vejetatif üremeyi gözlemliyoruz burada. Burada vejetatif üremede eşeğsiz üreme şekli olduğu için canlı çeşitliliği oluşturamadığını görebiliriz. Birebir ana canlı ile birebir aynı özelliğe sahip olduğunu görürüz. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü soruyla devam edelim. Menopoz her sağlıklı kadının belirli bir yaştan sonra yumurta oluşturma sürecinin sona ermesi durumudur. Altını çizelim. Yumurta oluşturma sürecinin sona ermesi durumudur diyor. Evet. Buna göre menopoz döneminde numaralanmış yapılardan hangisi işlevini kaybetmiştir diyor. Yani yumurta üretiminin işlevini kaybetmesinden bahsediyor. Buna göre baktığımızda hemen bize verilen şekle birinci bölümde bize yumurta kanalını göstermiş. Yumurta kanalının görevini hemen hatırlayalım. Yumurtalıktan alınan yumurtanın taşınmasını döl yatağına sağlıyordu. Aynı zamanda yumurta ve spermin karşılaştığı, döllenmenin gerçekleştiği yerdi. Bu nedenle bir numara için bu yumurta oluşum sürecinden bahsedemeyiz. Çünkü yumurtanın oluşturulduğu yer yumurta kanalları değildir. İki numarada bize döl yatağını göstermiş. Döl yatağında da yumurta oluşum süreci yoktur. Bu nedenle iki numarayı da eleyebiliriz. Üç numara ile gösterilen bize vajina yani döl yolu dışarıya olan açıklıktır. Burada yumurta üretimi söz konusu değildir. O zaman 3 numarayı da eliyoruz. 4 numara ile gösterilen bize yumurtalıklardır. Yumurtalıklarda ise mayoz bölünme ile yumurtanın üretimini görebiliriz arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü sorumuzda yukarıda bir görsel vermiş bize. Görselde üreme organında hastalık olan bir kadının bebek sahibi olabilmesi için gerçekleştirilen adımlar gösterilmiştir diyor. Hemen bakalım bu adımlara. Birinci adımda anneden alınan yumurtalar özel kaplar içerisinde hormon yardımıyla olgunlaştırılır diyor. Babadan sperm örnekleri alınır. Yumurta ve sperm karıştırılarak çekirdeklerinin kaynaşması sağlanır. Yani döllenmeden bahsetmiş burada bize. Çekirdek kaynaşması ve yumurta gelişiminden emin olmak için kontrol yapılır. Döllenmiş yumurtalardan birkaç tanesi kadının üreme organına yerleştirilir diyor. Nereye yerleştirilir? Biliyoruz ki bu yerleştirilen yer döl yatağıdır. Zigotun yerleştirilip büyüyüp gelişimini tamamladığı yer burasıdır arkadaşlar. Şimdi bakalım soruda bize ne diyor? İkinci adımda yer alan spermler erkeğe ait hangi yapıdan vücut dışına çıkarılır demiş. Bakalım şimdi sırayla penis. Peniste erkek üreme sisteminde görevli olan penisin görevi üretilen spermin vücut dışına çıkarıldığı yerdir. Hemen cevabımız A seçeneğinde verilmiş. Bakalım B seçeneğine sperm kanalı. Üretilen spermlerin bu sperm kanalı yardımıyla penise taşındığını biliyoruz. Testislerin görevine bakalım, hatırlayalım. Testisler de değil cevabımız ama testislerin görevi spermin üretildiği yerdir. Burada sperm ana hücreleri bulunuyordu. Mayoz bölünme ile sperm hücrelerinin üretilmesi sağlanıyordu. Salgı bezleri değil, salgı bezlerimizin görevi erkeklerde salgı bezleri spermin penise kadar sperm kanalından hareketini kolaylaştırmaktı. Salgıladığı salgıyla hareketine yardımcı olmaktı. Burada bize babadan sperm örneklerinin alındığı yerin vücut dışına çıkarılan kısmı sorduğu için cevabımızı A seçeneği olarak
söylemeliyiz. Beşinci soruyla devam edelim. Üçüncü adımda yapılan işlemin sağlıklı bir kadının hangi vücut yapısında gerçekleşmesi beklenir diyor. Şimdi bakalım üçüncü adımda ne vardı? Üçüncü adımda yumurta ve spermler karıştırılarak çekirdeklerinin kaynaşması sağlanır. Kaynaşmanın yapıldığı, döllenmenin gerçekleştiği sağlıklı bir kadındaki yeri soruyor bize. Hemen bakalım buna. Vajina değil, vajina döl yoluydu. Dışarıya olan açıklıktı arkadaşlar. Yumurta kanalı diyor B seçeneğimiz. Evet, ne demiştik? Dişi üreme sistemindeki organları da buradaki fotoğrafta görebiliyoruz. Burada ne var? Yumurtalıklar var ve yumurta kanalı var. Yumurtalıklarda yumurta üretimi gerçekleşiyordu ve yumurta kanalına veriliyordu. Yumurta ve spermin karşılaştığı yer, döllenmenin gerçekleştiği yer yumurta kanalıydı. Evet, C seçeneğinde döl yatağını vermiş. Döl yatağı büyüyüp gelişiminin tamamladığı yerdi. Yumurtalık demiş D seçeneğinde de. Yumurtalıklar değil, yumurtalıkların görevi mayoz bölünme ile yumurta hücrelerinin üretilmesini sağlamaktı. Evet, 6. soruyla devam ediyoruz. Aynı görsele ait. 5. adımda döllenmiş yumurtaların kadın vücuduna yerleştirildiği yapı hangisidir demiş. 5. adımda döllenmiş yumurtaların kadın vücudundaki yerleştirildiği yapıyı soruyor bize. Hemen bakalım yerleştirildiği yapıya. Döl yatağı, evet, döl yatağı. Dişi üreme sisteminde de bahsetmiştik. Daha önceki slaytımızda da bahsettik. Döl yatağına zigot yerleştirilir ve artık burada bir dizi mitoz bölünme geçirerek burada büyüyüp gelişmesi zigotun gerçekleşir. Yumurtalıklar diyor B seçeneğinde. Yumurtalıkların görevini bir kez daha hatırlayalım. Yumurta üretiminin yapıldığı yerde. Vajina dışarıya olan açıklıktı. Diğer adı döl yoluydu. Yumurta kanalı diyor D seçeneğimizde. Yumurta kanalı da üretilen yumurtanın döl yatağına taşınmasını ve döllenmenin gerçekleştiği yapıydı. Bu nedenle bu soru için cevabımız A seçeneği olmalıdır. 7. soruyla devam edelim. 7. sorumuzda gebelik sırasında alkol kullanımı riskli bir davranıştır. Alkol kullanımı doğumsal anomalilere neden olmaktadır. Gebelikleri süresince fazla miktarda alkol alan gebelerin bebeklerinde zeka ve gelişim geriliği, kalp ve karaciğer sorunları görülme ihtimali yüksektir. Az miktarda alkol aldıklarını belirten gebelerin bebeklerinde ise düşük doğum ağırlığı ve gelişme geriliği gözlenmektedir diyor. Verilen metne göre gebelikte alkol kullanımı ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangileri yapılamaz denmiş. A seçeneğine alkol kullanımı az olsa bile evet bebeğin kilosunda düşük doğum ağırlığı olduğu metnimizde verilmiştir. B seçeneğine baktığımızda fazla miktarda alkol kullanımı bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir diyor. Evet, fazla miktarda alkol alanlarda zeka ve gelişim geriliği, kalp ve karaciğer sorunları gözlendiği yukarıdaki metnimizde verilmiştir. C seçeneğine baktığımızda vücuda alınan alkol miktarı bebekte oluşacak gelişimsel hasarın boyutunu etkilemektedir diyor. Evet, az miktarda ve fazla miktarda alkol alanlardan bahsetmiştir. D seçeneğine baktığımızda ise alkol kullanan kişilerin bebeklerinde görülen olumsuz gelişmeler tedavi edilecek boyuttadır diyor. Burada tedavi ile ilgili herhangi bir şeyden bahsetmemiştir. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir. 8. soruyla devam ettiğimizde aşağıdaki şekillerde kurbağa ve tavuğa ait yaşam döngüleri gösterilmiştir diyor.
Kurbağanın yaşam döngüsünü görüyoruz burada. Burada da tavuğun yaşam döngüsünü görüyoruz. Yaşam döngüleri verilen canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kurbağanın yaşam döngüsünde dişi kurbağa yumurtayı bırakıyor. Erkek kurbağa da spermleri bırakıyor ve burada bir dış döllenme gerçekleşiyor. Dış döllenme sonucunda suda çıkan kurbağa yavruları ilk başta balık yavrularına benziyor. Daha sonra başkalaşım geçirerek, bakın kuyruk kayboluyor. Önce iri larva, sonra iri baş, sonra yavru kurbağayı oluşturuyor ve ergen kurbağa olup karaya çıktığında kuyruk tamamen kaybolmuş oluyor. Tavuk ve horozda da dişi vücudunda yumurta üretiliyor. İç döllenme gerçekleşiyor fakat yumurta dışarıya çıkıyor. Dış gelişim gerçekleşiyor. Dış gelişimde de yumurtadan çıkan civciv ve büyüyüp gelişimini görüyoruz. Burada da A seçeneğini tavuklar eşeyli olarak ürerken kurbağalar eşeysiz ürer demiş. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Kurbağalar da tavuklar gibi eşeyli olarak ürüyor. Sadece dış döllenme ve dış gelişim gerçekleşiyor. Tavuklarda iç döllenme, dış gelişim gözlemliyoruz. B seçeneğine baktığımızda kurbağalarda ve tavuklarda başkalaşım olayı görülür diyor. Kurbağalarda başkalaşım var. Evet. Bunun dışında sinek ve kelebekte de olduğunu sunumumuzda bahsetmiştik. Ama tavuklarda böyle bir şey söz konusu değildir. C seçeneğine baktığımızda tavuklarda yavru bakımı yokken kurbağalarda vardır demiş. Kurbağalarda yavru bakımı söz konusu değildir. Yavru su içerisinde kendisi gelişimini tamamlar ve karaya çıkar. D seçeneğine baktığımızda civciv ve iribaşın kalıtsal yapıları geliştiklerinde değişmez demiş. Evet, başkalaşım sürecinde kalıtsal yapıları kurbağalarda değişmez. Tavuklarda da aynı şekilde genetik yapıları değişmez. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Şekilde tek hücreli bir organizmanın üremesi gösterilmektedir diyor. Ana canlı var. Ana canlıdan yeni bir yavru hücre oluşuyor. Buradaki şekilde bir eşeysiz üremeyi gözlemliyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu organizmanın eşeysiz olarak ürediğini kanıtlar demiş. Bunun A seçeneğine yavrunun döllenme sonucu oluşması, döllenmenin olabilmesi için dişi ve erkek bireyin olması gerekiyor. Bu nedenle yavrunun döllenme sonucu oluştuğunu söyleyemeyiz. B seçeneğine baktığımızda ana hücrenin çeşitliliğe katkı sağlaması demiş. Eşeysiz üremenin temeli mitoz bölünmeydi. Burada bir çeşitlilik olması söz konusu değildir. Üremenin tek bir atadan meydana gelmesi demiş. Üreme tek bir atadan meydana gelmiştir. C seçeneği bu olayı kanıt olarak gösterilebilir. Yavrunun değişen ortam şartlarına uyum sağlaması demiş. Burada gözlemlediğimiz olaya kanıt olarak bu durumu gösteremeyiz. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir. 10. soruyla devam ettiğimizde 10. soruda üreme şekilleri verilmiş bazı canlıların. Bunlar balina, yarasa, penguen ve timsahtır. Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgilere yönelik genel bir yargıyı ifade eder demiş. Burada bizden her 4 canlı içinde genel bir yargı bulmamızı istiyor. Balina da memeli grubuna girer. Yarasa da memeli grubuna girer. Penguen kuşlar grubuna girer. Timsah ise sürüngenler grubuna girer. Böylelikle A seçeneğini genel bir yargı olarak kabul edemeyiz. B seçeneğine baktığımızda balıklar ve kuşlar doğurarak sürüngenler ve memeliler yumurta ile çoğalırlar demiş. Bu seçeneği de doğru diyemeyiz. Çünkü memeliler yumurta ile çoğalmaz.
Kuşlara doğurarak çoğalmaz, yumurtayla çoğalırlar. Buradan böyle bir genel yargıya varamayız. C seçeneğine baktığımızda memeliler ve kuşlar doğurarak demiş. Sürüngenler ve balıklar yumurta ile çoğalırlar. Tekrar buradaki görsele baktığımızda bu da bizim için genel bir yargı olmayacaktır. D seçeneğine baktığımızda ise memeliler, balina, yarasa örnek olarak verebileceğimiz görselden memeliler doğurarak çoğalırken sürüngenler ve kuşlar, timsah da kuşlar, timsah sürüngenler grubuna dahil olurken penguenler de kuşlar grubuna dahil olmaktadır. Bunlar da yumurta ile çoğalırlar. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.